altında bulunan masalarda ürünler hazırlandı. Zeytinyağının ve ürünlerin tadına bakılacak. Sonradan tabii ki gelen konuklarımız var. Herkesin ayaklarına sağlık ama bir de gelemeyen konuklarımız var. Onlar da sağ olsunlar yoğun iş tempesiyle beklediğim şeye geleceğiz. Zeytin ağacı dikeceğiz. Onun da önemini anlatacağız. Ondan sonra faaliyetinize katılamayacağımı, üzgün olduğumu belirtirim. Etkinliğinizin başarılı geçmesi temennisiyle bütün dağda geçmesi, buralarda okunması, oralarda söylenmesi bile geniş alanlara yayılması için çok önemli. İnşallah... sayesinde Kilis'in zeytini dünya bir marka olmasına gidiyor. Bak koskocaman zarar koca neden? Birlik olmasına rağmen zeytin için buraya misafir ettik. Zeytin arkası Suriye. Kahraman ordumuzun zeytin dalı harekatını gerçekleştirdiği yer. Yani buradaki insanlar uzun günler hatta aylar boyunca ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Ama hiçbir zaman işte zeytinlerini, vatanlarını, topraklarını bırakıp gitmeyi düşünmediler. Çünkü buralar bize atalarımızdan bu şekilde kaldı. Usta da diyor ki, şey veriyor Atina Meclisi'ne, önerge veriyor. Bir zeytin ağacı kesenin başı vurula. Bir daha söylüyorum. Bence bir alkış alabiliriz yani. Çok çok önemli bir şey. Bir zeytin ağacı kesenin başı vurula. Zeytin stratejik bir meyvedir, bir bitkidir. Zeytin hakikaten... Siz bir şeyin içindesiniz, zenginliğin içindesiniz, farkında değilsiniz. Riyayı bilmezler. Siz geleneksel zeytin, eski zeytinin hesabını ve nüfusunu çıkarmak mecburiyetindesiniz. Nüfus kağıtlarını çıkartıp belgelemek mecburiyetindesiniz. O zaman eski zeytin, 1000 yıllık, 500 yıllık, bakın çok önemli. Hala zeytin veriyorlar. Bunu öne çıkartırsak, Kilis'in zeytini, Kilis'in zeytinyağını bütün dünya duyar. En eski ve en kaliteli zeytinyağını bir kere sertifikasını almamız lazım ve tanıtımımızı öyle yapmamız lazım. Evet, üretiyoruz, kaliteli de üretiyoruz. Bir takım eksikliklerimiz var. Organik diyoruz ama organik olabilmesi için, bütün alandakilerin organik olabilmesi için hem üretimde kullanacağımız ilaçlar, hem toplama tekniklerimiz ve hem ondan sonraki sıkım aşamasındaki tekniklere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Organik bir teknikle çalışmamız gerekiyor. Bunu yapan çok arkadaşımız, çok üreticimiz var, birliğimiz var. Bizim bir de tanıtıma ihtiyacımız var. İşte bugün de o yüzden kıymetli. Artık yurt dışına ihraç edilen bir marka. Bu yönden çok kıymetli. Canan Hocam, tadımı nerede yaparsınız? Hocam her sabah ve her akşam mutlaka zeytinyağı içiliyor. Bu bardağı oradan verin. Zeytinyağı, organik zeytinyağı, Kilis'in organik zeytinyağı. Allah şükürün ailesidir. Doğanın bir yetişkinlere bahsettiği ana sütünü, herkesi ana sütü içmeye davet ediyorum efendim, buyurun. Organik. Evet. Hani ananızın adı olan zeytinyağı Elzaydır'ı önler. Dün de konuştuk. Hanımefendi. Bu yılın, tamam. Bu kör engelliyor değil mi? Hemen kadın, şu var ya sen. Evet. Hayırlı olsun, Hasan, uğurlu olsun, bereketli olsun, uzun ömürlü olsun, sürekli olsun. Başka bir şeye yatırım yapmayın, bu yeter zaten. Çünkü zeytin ağacı ve zeytinyağı stratejik bir bitkidir. Asırlardan beri bu stratejiktir. Bunu bildirmek istiyorum. Efendim, hayırlı olsun. Şimdi ben de şöyle bir şey yapacağım hocam. Hatay'da şöyle bir gelenek var. Hasattan sonra ilk sıkılan... Allah razı olsun. Ama Kilis'te bir zeytinyağı kültürümüz de oluştu. Hakikaten asit oranı düşük, nefaseti ve rehası özel bir zeytinyağı. Üreticilerimiz gayet kaliteli bir şekilde üretiyorlar. Organik
birbirimiz, zeytinyağı birbirimize gayet kaliteli üretiyor, soğuk sıkım yapıyor. Ben de son derece mutluyum, memnunum, keyif alıyorum, teşekkür ederim. Çok daha fazla içerik duruma gelip ama ilk sıkımda gerçekten sıkım yaşıyor. Şimdi bunu çok daha geniş kitlelere anlatmak, şeflerin sofrasına, mutfağına sokmak da artık bizim görevimiz, elimizden geleni yapacağız. Ya hakikaten ana sütünün aynasıdır, onu demin de söyledim. Doğanın bizim yetişkinlere bahşettiği ana sütüdür. Ne demek ana sütü? Bütün hastalıkları önler demek. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kronik inflamasyon dediğimiz, belediye başkanımız nerede? Belediye başkanımızın göbeğini eritir. Karaciğer yağlanmasını giderir. Ve karaciğer yağlanması gidince de beyin de toparlar. Alzheimer'ı önler, Parkinson'u önler, demansı önler. Çok önemlidir. Özellikle organik olduğu için Alzheimer için çok önemli bir önleyicidir, tedavidir. Faydası vardır. Şimdiden sabah akşam şöyle bir şey içmeniz lazım. İçirilmesi lazım. Özellikle evde yaşlılarımız varsa, bakıma muhtaç olan büyüklerimiz varsa bunlara önemli olan sabah akşam bir kahve fincanı soğuk sıkım doğal organik kilis yağı verebilirsiniz hiç korkmadan. Neden? Bağırsakları çalıştırır. Bağırsaklardaki florayı düzeltir. Yapılan son araştırmalar göstermiştir ki bağırsak florası bozuk olanlar Alzheimer oluyor. Bağırsak florası alt üst olanlar Parkinson oluyor. Bağırsak florası bozuk alt üst olmuş olanlar kanser oluyor. Meme kanseri oluyor. Meme kanserini dahi önlediği gösterilmiştir. Soğuk sıkım zeytinyağı. Bir daha vurguluyorum. Yaşlılara, yaşlar evinde hastalara mutlaka vermek mecburiyetindeyiz. Alzheimer'ı önlüyor. Alzheimer'ı önlüyor. Alzheimer'ı önlüyor. Kilisin bu soğuk sıkımı ve doğal olduğu için, organik olduğu için altın suyu değerindedir. Haberiniz olsun. D vitamini, E vitamini, K vitamini çok önemlidir. Haberiniz olsun. Karaciğer yağınızı eritir. Eritmek değil, sizi normalleştirir. Kolesterolünüzü düşürür. Kolesterol dediler. Senelerce vermediler. Halbuki kolesterolü düşürdüğü, şeker hastalığını önlediği, Alzheimer'ı ve kanseri önlediğini gösteren birçok çalışmalar var. Ve kitaplarımda ben bunları anlattım. Kitaplarımda 600'e 10.000'e yakın referans var bu konuda. Hocam bu yalan katılım ya da bir yalan koyayım. Bu tarafta var. Bu tarafta. Hocam bitirmişsin bu tarafta. Elini çek şimdi.
İşlerde. Yukarılarda var, yukarılarda. Altta var. Şuradan böyle altta doğru olması.